Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal gündelik haberlerimizi görüşenlerden kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertipteki haberlerine huzurunla sunuşturuşumuz. Kınemsiz dıktanlar ekranımızda bulsun. Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği heyeti yeniden vazifeye gelgen Zeytinburnu rayonu reisi Ömer Ersoy Efendi'ni ziyaret kıldı. 16 aprel Şarkı Türkistan Ma'rifa Hemkarlık Cemiyeti reisi Qo'shimcha Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği reisi Hidayetullah Oğuzhan, Sütuk Buğrahan İlim ve Medeniyet Vakfı Pahri reisi Doktor Celal Arbay, Hoca Ahmet Yasavi Vakfı reisi İlyas Saqa, Şarkı Türkistan Ma'rifa Hemkarlık Cemiyeti Siyasi Çüşençi ve Tetkikat Merkezinin mesulü Abdul Ahad Er, Şarkı Türkistan Nuzgum Kültür ve Aile Cemiyeti reisi Munavvar Öz Uygur, Şarkı Türkistan Tentarbiya Cemiyeti Reisi Tahircan Turak, Şarkı Türkistan Yeni Nesil Hareketi Reisi Abdusalam Teklimakan, Acil Grupsi'den Abdirşit Emin, Şarkı Türkistan Teşviqat ve Akhbarat Agenetliği'den Abdullah Yalqun, Şarkı Türkistan Kişilik Hukuk Cemiyeti Mesulü Adil Muhammed Oğlu, Uyghur İlim ve Tetkikat Vakfı Reisi Abdul Ahad Uçkun, Yavru Asya Türk Cemiyetleri Federasyonu Reisi İsmail Cengiz, Darul İman Cemiyeti Reisi Mahmud Damullam Katarlıklardan Teşkillengen bir heyet, Yeniden vazifeye oturan Zeytinburnu rayonunun reisi Ömer Ersoy Efendi'ni ziyaret kıldı. Ziyarette heyet Ömer Ersoy Efendi'nin Zeytinburnu rayonunu reis bulup saylanğanlığını tebrikledi. Hem de Şarkı Türkistan halkının onundan kütken ümitlerini oturgu koydu. Keyin reis Ömer Ersoy mu Zeytinburnu rayonunun bütün Türk dünyasının kiçiltilgen nusxası ikenligini bildirip, her vakit onlarının hizmeti de buluşku tayyar ikenligini, cümleden Şarkı Türkistan camiasının bu rayondaki ornunun intayin muhim işkerlikini ihbadildi. Ve siler bizlerge, biz bulsak silerge amanetimiz diğerlerini bildirdi. Xitay'daki kameralarının mahsus Uyghurlarını periklendiriş iktidarıgı iki işkerlikke aşkarılandı. 15 aprel New York vakti gezide elan kılınan makalede pütkül Xitay miqyasıdaki bihaterlik kameralarının maxsus Uyghurlarını periklendirilediğin kameralar ikerlikke ilgiri sürüldü. Makalede New York vakti gezdi muhbirleri bu haberge kamera teknikisi bilen bivasti münasifetlik kişilerini mahbi ziyaret kılış, şundaklı kameralarda hatırlengen sallıq malumatlarına asasen yazgan. Haberde Xitay tecavüzcilerinin Uyghurlarını kontrol kılış üçün zor miktarda meblağ silip, mahbi bolgan çıray periklendiriş teknikisi işiltişki başlıqallıqı. Bu hazırkı zaman teknikisinin halkaradı tüncü bulup, maksatlık halda irki kimlikini periklendiriş üçün kullanılışı işkerliki bildirildi. Makalı diyene Xitay işildişki başlayan közütüş kameraları internet doğru bilen birleştirip etilgen bulup, çıray periklendiriş teknikisi Uyghurlarının taqıtırıqı, kündülük hareketlerine ait sallıq malumatlarını analiz kılıp periklendiriş üçün orantılgallıqı, Xitay'nın mezkur teknikini Fujian, Guangzhou, Wenzhou katarlıq ölkü ve şehirlerde işiltip, Uyghurlarının ızığı çüşkerliki bildirildi. Bu haber Xitay rejiminin Uyghurlarga karatkan irki kemistiş siyasetlerinin kaysi derecegi yetkerlikini yenimu enik aşkarlap bergen bulup, elan kılıngan deyken küçülük inkas kozgudi. Amerika casusluk gümanı bilen Xitay tetkikatçılarına vizi çeklemesi kuyuşunu küçeytti. Amerika Federasiya Tekşürüş İdaresi FBI, Xitay'nın Amerika'daki casusluk hareketlerine karşı tedbirlerini ciddileştirip, Xitay istihbaratı'nı bağlanışlık deb güman kılgan Xitay tetkikatçılarına karıta vizi çeklemesini küçeytti. New York vakti gezisinin aşkarlıkça Federasiya Tekşürüş İdaresi 2018 yılı 30'dek Xitay İctimai Pen Profesörü, İlmi Tetkikat İnstitutu'nun mesulleri ve mutakassislerinin Amerika vizisini bekar kılgan, ya ki tonglatkan. Vizisi bekar kılıngan bu şahıslarının içi de Xitay İctimai Pallar Akademisi Amerika Tetkikat İnstitutu'nun direktörü Wu Baiyi, Beijing Chongyang Maliye Tetkikat İnstitutu'nun başlığı Wang Wen, Nanjing Üniversitesi Canobi Deniz İnstitutu'nun başlığı Zhu Feng katarlıq şahıslar bar. Amerika Federasiya Tekşürüş İdaresi bu kişilerinin Xitay harbi tarmaqları, Taşkı İşler Ministerliği ya ki Xitay bihaterlik organları bilen alaqısı bar diyen sebep bilen, ularının vizisini etkes kılgan. Amerika Federasiya Tekşürüş İdaresi'nin başlığı Christopher Ray ötken yeri 2. ayda Amerika Devlet Meclisi güvahlıq berip, Xitay'nın Amerika'daki tetkikatçı ve uquğuçilerini casusluqı selavatqanlıqı. Onun pütkül Amerika cemiyeti üçün tehditke aylanğanlıqı, bununla bütün cemiyetinin birdek inkas kaytırışı gereklikini tekitligen idi.
Bayınğılın oblasti atalmış qarı küşlərini tazalaş, rezillikni tügütüş namıda 162 kişini cazalıgan. Xitayning Xinjiang gazetining 15 aprel xabar qilishicha, mazkur harakat boshlangandan buyon Bayınğılın oblastida 17 dilog'i chetishliq 162 kişi qo'lga elinib, rezillikni tügütüş namidagi bastirish harakati Uyg'ur va Qozoqlar zich o'ltirishlik rayonlarida shiddatlik davom qilmoqda. Xitayning Xinjiang gazetining 15 aprel xabar qilishicha, mazkur harakat boshlangandan buyon Bayınğılın oblastida 17 dilog'i chetishliq 162 kişi qo'lga elinib, sot mahkemesi tarafından qattiq jazolangan. Oblastlik o'tir sot mahkemesi 12 aprel kuni ochgan ochiq sotning o'zidila 5 dilog'i chetishliq 81 kishiga hukm e'lon qilgan. Lekin xabarda tutqunlarga konkret qandoq jazo berilganligi tilga olinmagan. Xabarda ma'lum bo'lishicha tutqunlarning ichida bozorni monopol qilib olish, boshqalarni savdoga majburlashdek ijtimoiy qilmish sodir qilgan kishilardan boshqa yana xalq ichidagi ixtilofni hal qilishda salochilik qilgan. Dini ta'sir va jamoat kuchidan foydalangan, asosiy qatlam hokimiyatini kontrol qilib olgan deb ayblangan kishilar bor ekan. Bu harakat ichkiri o'lkalarda nishonliq ijtimoiy jinoyatchilarga zarb berishga qaratilgan bo'lsa-mu, lekin Sharq Turkistonda siyosiy harakatga aylangan. Yaqinda Altay viloyatining Chingil noyisida sot ochilib, bu harakatni qo'lga olingan 13 nafar qozoq yoshqa hukm e'lon qilingan. Ma'murbek ismlik bir yosh qozoq tijoratchi atalmish qari kuchlarning yetakchisi deb ayblanib, 20 yillik kesilgan. Shu joydagi qozoq fuqarolarining bildirishicha, Ma'murbek bu nohiyadagi ataqli tijoratchi bo'lib, u ilgari mazkur nohiyadagi 10 mashhur yoshning biri bo'lib baholangan ekan. Xitoyning atalmish qari kuchlarni tozalash, rezillikni tugutish nomidagi mamlakat xarakterlik bu harakati Sharq Turkistonda 2 milliondan ko'proq Uyg'ur, Qozoq va boshqa musulmon xalqlar yig'ilish lagerlariga qamalib, xalqaroning qattiq tanqidiga uchrayotgan mazgilda elib berilmoqda. Jannatga ishonmaydigan Xitoy Kommunist partiya jannatdir deydigan darajada oljidi. Ijtimoiy uchur vositalarida tarqalgan suratlarda ma'lum bo'lishicha, Xitoy tajovuzchilari o'zlarini ishonmaydigan jannat kalimasini ishlatib turib, Kommunist partiya jannatdir degan shuarni o'ttirg'i chiqargan. Sharq Turkistonda yurgizayotgan islom dini va musulmonlarga qarshi jinoyatlari hech qanday cheklamaga uchirmagan Xitoy tajovuzchilari yaqinqi yillardan beri azam bilan takbirni o'zgartdi. Necha minglagan masjidlarni chaqdi, 5 milliondan ortiq Sharq Turkiston xalqini lagerlarga soldi. Lager va turmalarda musulmonlarni e'tiqodidan voz kechishga majburlab qirg'in qildi. Xalqaradagi ko'p qism islom allarining Xitoy tajovuzchilarining islom diniga o'chmanlik qilish, dinning prinsiplarini burmalash, haqorat qilish, o'zgartishga urinish, islom dinining asosi bo'lgan Qur'oni Karimni ko'ydirish qatorliq jinoyatlarni ko'rmaslik kelishi, jumladan Sharq Turkiston xalqining ig'ir vaziyatimi Xitoyga qarshi birlash olmasligi Xitoy kommunistlarida texmo jur'at paydo qildi. Oxirida Xitoy texmo oljigan holda o'zlarini inkor qiladigan jannat kalimasini dunyodagi eng qanxor hokimiyat bo'lgan kommunist partiyasiga ishlatib, kommunist partiya jannatdir degan shuarni tarqatdi. Xitoyning Shangtang texnologiya shirkati Sharq Turkistondan chekindi. Xitoyning xalqarada Sense Time degan nom bilan tanilgan Shangtang texnologiya shirkati Sharq Turkistondagi yana bir texnik shirkati bilan o'rtoqlashib qurgan shirkatining payini sotib oldi. Shangtang texnologiya shirkati Xitoy soqchi organlarini yuz tunish texnikasi bilan ta'minlaydigan yumshoq detal shirkati bo'lib, mazkur shirkat 2017 yili 11 ayda Sharq Turkistondagi Leon nomli sandan analizi va nazorat texnologiya shirkati bilan birlashib, Tangli texnologiyasi nomli shirkat qurgan. Shangtang texnologiya guruhi Tangli shirkatining 51% payini kontrol qilgan edi. Angliya moliya vaqti gazetining 15 aprel oshkorlashicha Shangtang texnologiya shirkati yaqinda Tangli texnologiya shirkatining 51% pay chekini Leon shirkatiga sotib bergan. Xabarda Shangtang shirkatining o'tgan oyining oxirlarida e'lon qilgan bayonoti naql keltirilgan bo'lib, bayonotda Shangtangning o'z taraqqiyotini ko'zda tutib, shirkatning 51% pay chekini sotganligi ta'kidlanganligi bildirildi. Lekin moliya vaqti gazetining ilgari surishicha, Shangtang texnologiya shirkatining payini sotishdagi sabab Xitoy doiralarining Uyg'urlarni keng ko'lamlik ta'qib qilishi va yig'ilish lagerlariga qamashi xalqaroda qattiq noroziligiga uchirganligi bilan munosabati ekan. Moliya vaqti gazetining xabarida qayd qilinishicha, Shangtang texnologiya shirkati Sharq Turkistonga mablag' selishdan chekinib chiqqan
tunji Xitoy korxonasi ekan. Mazkur shirkatning bayonotchisi shirkatning Leon bilan hech qanday aloqasi qolmadi. Shuningdek, atalmish Xinjiangda hech qanday tijoratimiz qolmadi dedi. G'arb allari Sharq Turkistonga bo'lgan diqqat e'tiborini texmo oshirmoqda. Erkin Asiya Radiosining xabarida bildirilishicha, Xitoy rejimining Sharq Turkistonga qaratgan qattiq qo'l siyosati xalqaroning tanqidiga uchrab, g'arb allarining jiddiy diqqatini qo'zg'ayotgan bir paytda Amerikadagi xalqaro munosabatlar kengashida Uyg'ur masalasi bo'yicha maxsus bir ilmiy muhokama yig'ini ochildi. Mazkur yig'in 12 aprel kuni Amerikaning Nyu-York shahriga joylashgan xalqaro munosabatlar kengashida ochildi. Xitoydagi Uyg'urlar temasidagi bu muhokama yig'iniga Amerikadagi Georgetown universitetining tarix fanlari professori Атақлық ұйғыр шынас Джеймс Мелвард, ұйғыр адвокат Нури Түркел, Бірләшкен Милләтлер Тәшкілаты Ирқи Айрымчылыққа Қарыштырыш Комитетінің муавин рәйісі Гай Мактугал қатарлықлар алайды тәкліп білен қатынашты. Халықара мұнасуатлар кеңіші 1921 жылы құрылған болып, баш штабы Нью-Йорк шәһәрігі жайлашқан. Бұл кеңіш сабық сияси олар Америка Ташқышлар Министерлігінің 12-ден артық мұхим хадымлары, Amerika Merkezi Akhbarat İdarası'nın başlıkları, banker, advokat, üniversite profesörleri, sabık akhbarat hadimleri katarlık muhim erbaplarını öz içine alan 4900 adamdan teşkil tapkan çok keneş hesaplanıdı. Yığında asaslık muhakeme kılınan tema Xitay rejiminin nöbeti Şarkı Türkistan'da yürgüzü atkan zor kölemlik tutkun kılış ve kıyın kıstakı iliş meselesi. Amerika ve başka devletlerinin yukarıki meselegi karata inkasi katarlıklarına merkezleşti. Yig'in boshlanmasida Jeymis Milvard apandi Uyg'ur masalasi va navbatda Sharq Turkistonda yuz berayotgan ishlar haqida to'xtaldi. U so'zida Xitoy rejimining 20-asrdan buyon millatlar orasidagi o'xshamasliklarni ilmiy va to'g'ri usullar orqali bartaraf qilishga urinib boqmaganligini, ularga qarata bostirishning to'xtab qolmaganligining sababi ularning o'zidan boshqa millatlarni davlatni parchalaguvchi omil deb qaraganligidan ekanligini alohida ta'kidlab o'tdi. Yig'in davomida mehmonlardan Gay Mactugal xonim, Nuri Turkel apandi qatarliqlar ayrim-ayrim holda Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkistonda elib berayotgan irqiy qirg'in qilish siyosatini tafsilotli tunishtirdi. Tramp Isroiliyani Xitoy bilan bo'lgan munosabatlari to'g'risida ogohlantirdi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trampning Isroiliya bosh ministri Benjamin Netanyahuni Xitoy bilan bo'lgan munosabatlar to'g'risida ogohlantirganligi bildirildi. Turkiya Avaz radiosi xabarida bildirilishicha, Isroiliya 13-chi kanalning xabar qilishicha, Tramp 25 martda Oqsaroyda Netanyahu bilan o'tkazgan uchrashuvida Isroiliyaning Xitoy bilan bo'lgan munosabatlarining Washington Tel Aviv xavfsizlik hamkorligiga ziyon yetkazish ehtimoli borligini aytib ogohlantirgan. Netanyahu hukumati hozirgacha bu xabar to'g'risida hech qanday ifoda bildirmadi. Amerika Devlet Xavfsizlik İşleri Meslekçisi John Bolton'un yanvar ayındaki Gərbi Quddus'a qaratqan ziyareti jarayanında İsrailiyani müşahidə ogahlandırğanlığı qeyd qılınğan idi. Amerika taratqulları ziyaret əsnasında John Bolton'un İsrailiyalik əməldarlarga İsrailiya armiyası və texnologiya sənayeti sahəsindəki küçüyüb beriyatqan Xitay nüfuzidən Amerika Qoşma Ştatlarının əndişi qılıvatqanlığını tilğa alıdığanlığını yazğan idi. İsrailiya bilan Xitay arasidagi münasibətlər aradan uzun müddət ötkəndən kən özara ziyarətlər arqalıq qaytidən canlanğan idi. Netanyahu 2017 yılı Beijing qaratqan ziyarət jarayanında Xitay rəisi Xi Jinping bilan görüşkən. Xitayning muavin dövlət rəisi Wang Qishanmo oktyabr ayında İsrailiyada ziyarətdə bolub Netanyahu bilan görüşkən idi. Shohrat Mutallipovning biologiyalik tajribada Xitoy bilan hamkorlashayotganligi g'ulg'ul qo'zg'adi. O'zining g'ul hujayra sohasidagi bo'sish xarakterlik natijalari bilan Amerika va Yevropaning tabiiy fan sohasi tunilgan Uyg'ur olimi Shohrat Mutallipovning Xitoy rejimi qurib bergan tajribaxonada Xitoy olimlari bilan birlikda gen tajribasi qilayotganligi haqidagi xabarlar necha kunlardan buyon g'ulg'ul qo'zg'umoqda. Erkin Asiya radiosida bu vaqtda berilgan xabarga uning singlisining mu fikri bildirib, akisining qilayotgan ishlaridan rozi emasligini bildirishi xabarni texmo yuqori pallaga chiqardi. Oldingi kundagi xabarimizda bu xabarning 2-chi bo'limini anglatgan edik. Bugun davomini diqqatingizga sunamiz. Shohrat Mutallipovning singlisi Uyg'ur olima Maysam Mutallipova akisi tadqiq qilayotgan inson tuxumlarining lagerlardagi Uyg'ur ayollarining tuxumlari ekanligi haqida İctimai taratqularda yazmalarının barlıqı haqqıda sorğan sualğa cevap verib, mündaq dedi. Uyğur ayalları doğurluq sorusunuz, mən bununğa bir nərsi deyəlməymən.
Çünkü bu işlerin tefsilatını bilmeyemem. Ama Xitay'da Xitay ayalları öz tuxumunu hediye kılıdı desa, bu men üçün hayran kaldığım bir iş. Çünkü Şarkı Türkistan'da nime işlerinin buluvatkallıkını siz yaxşı bilirsiniz. Ular hazır 3 milyonçı Uyghur kerindeşimizini lagırlarına kamu etti. Yeni kilip lagırdaki bu Uyghurlarının hemisi gen DNA tekşürüşüden ötken. Yeni kilip bu kişilerin hiç kandak ruhsatı bulmağın ahvalda onların kan evrişkisi elindi. Yalğız lagırlardaki ve türmelerdeki Uyghurlarınınla emez, Şücay'daki barlık Uyghurlarının evrişkileri elindi. Pütkül halkının kan evrişkisini elip selametlik tekşürüşünün məxsi nemi desiniz, bunun da onlarının her birisinin immunit alahideliki, gen alahideliki digerlerini toplap, kimnin immunit sistemisi kimgi maskeledu digenini bulup mu özünün biologiyelik azalarını takdim etkişinin azaları kimgi çüşüdü digenini bilivalgalı buludu. Muşundak ekvalda Xitay rejimi lagırlardaki ayarlarının tuxum dallarından tuxum almadı desə siz işinemsiz. Şuna Xitay rejimi rastlılı aşında kılgan bolsa, mən bununla hayran kalmayım mən. Ama bu aşı tuxumlar məxsus akamının Xitay'daki təcrübəxanısı da tətqiq üçün işiltilgən digərlik iməməz. Eğer rastlılı şundak bulgan, hem de akam bu işlerden xəbərsiz kalgan halette mi bununla hayran kalmayım mən. Ama mən hiç kaçan Xitay'da işlemeyim mən. Şöhret Mutallipov'un Erkin Asya Radyosu'na evetken bayanatı da insan tuxumu meselesi mi tilgi elingan bulup, o bu tuxumlarının pütülleri hediye arqılıq kelgenlikini tekitleydi. Onun bayanatı da bu axtı mundaq deyildi. Mən həmkarlaşıp hizmet kılıvatkan bu xalqaralıq alımlar mən işinidigan, hürmetleydigan, şundaqlı özlerinin tətqiqatı arqılıq şu cemiyetinin süpütini yükseldirişini közleydigan kişilerdir. Mening inson turalmasi haqidagi tadqiqotim Oregon sog'lomlik va tabiiy fanlar universitetining ilmiy va axloq prinsiplariga qattiq amal qilgan holda davom qilyapti. Tadqiqotimda ishlatilgan inson tuxumlari bo'lsa, bovoqlarining gen jihati kamtik tug'ilib qolishining oldini olish orzusidagi ayollarning o'z ixtiyorligi bilan taqdim qilishidan kelgan. Keyin radio muxbirlari Maysamdan Shohrat Mutallipovning hozirmi Xitoyga berib kelayotganligidan xabari bor yo'qligini so'rganida o bu işinin hazır mı devam kılıp atkallıqını bildirgen. Elbette haberim var. Tehi ötken yılımı o aşı yerde yani Xitay'da idi. Çünkü o yerde onun bir çoğun tecrübəxanısı var. Anlaşımca netçi milyon dollarlık bu tecrübəxanını bir bay akamğa hediye kılganmış. Haberimiz bulgandak bu gayet zor pul kitidigan tetkikat. Şuna akam bunundan undaq asallıqçı kol üzmeydi. Sizce akam Uyghurluk vicdanı kaynap, Uyghurlarının siyasi vaziyetini nazarda tutup bu işlerden vazgeçer mi? Mən bunundan gumanda. Çünkü akam nam şöhretini bekli koğuluşudu. Torlardaki haberlerden onun xeyli ilgiri ürümçigi barğallıqını, şu vaqtta atalmış Şincan Üniversitesi'nin müderi ve Şincan Tibbi Üniversitesi'nin müderi onu şahsen kütüb alğallıqını körgen mən. Şu vaqtta muşu iki üniversitet akamğa pəhri ünvallarını bərgənişken. Sizin haberiniz bulgandak aşu müdürler hazır tutkunda. Yakında anlasam ular ölüm cezasına hüküm kılınıbdu. Mən hazırgıca az digendimi Uyghur'nın en sarıxıl ziyalilerden 330 netçi kişinin tutkun kılınğallıqını ve türmege taşlanğallıqını anladım. Eğer akam bilen sözleşip kalsanız, onundan şunu sorap baksanız. O özüge pəhri ünvallarını təqdim kılgan aşu müdürler doğrusu da Xitay rejimiğe bir nersi dəp baqqan mıdır? Eğer ben onun bilen körüşken bolsam, ben cezmen muşunu soraydım. Uyghur halkının akamdın muşu suallarını soraş hakkı var. Nemişki o bu işler doğrusu da izcil sükut kılıp durvalıdı. Muhbir keyin söhbet ahırıda muhacirettiki Uyghurlarının Şöhret Mutallipov'un Xitay bilen hemkarlaşışıdın bekmu rencigellikini tilga alğını da Maysam özünün mü bu iştin bekli gazeplengellikini bildirdi. Uyghurlarının akamdın hapı buluşunu ben doğru düşünümen. Akamın bu işlerden mən mu nəpiretlinimən. Çünkü Xitay şirketi bilen işildi digen gəp, əmiliyyatı Xitay hükümeti bilen işildi digen gəp. Xitay rejimi bilen işildi digen gəp, çoxum Xitayının siyasetlerine koşuldu digen gəp. Bu nemini köstüdü deseniz, Xitay rejiminin siyasetleri insan haklarına xilap. Yani gelip Şarkı Türkistan'daki lagırlarına kamalıvatkan aziz halkımızın insan haklarına karşı siyasetler. Bir adamın muşunluk bir hükümet bilen hemkarlaşkallıqının özü, onun allı kaçan şübiyelik işlerine arlaşıp kalgallıqını körüstüdü. Eğer onun başkı tallışı bulmağın bolsa, hem de muşu sebepten Xitay'da işlep aşı tuxumlarını işletken bolsa, ben bunu doğru düşünettim. O muşunluk bir muhim tetkikatını Amerika'da kılısımı bulattı. Onun bu yerde hizmeti var. O bir üniversitenin profesörü. Şundak durukluk o neme üçün bu işlerini bu yerde kılmaydı. Eğer aşı şirketler ya ki tetkikat oranları
Uyghur hemşerilerimizin tuxumdallardan elingan tuxumni işletme dediyse, men bununla işenmeymen. Çünkü bunun ihtimallıqı bekçoğun. Radyo muhbirleri Şöhret Mutallipov'un Xitaydaki qaysı orun bilen hemkarlaşıvatqanlıqı haqqıdaki sualğa, o hizmet qılıvatqan Oregon Sağlamlıq ve Tabii Pen Üniversitesi hazırgıcı cevap vermegen. Radyo muhbirleri bu aqtaki münasifetlik meselelerini yakın kelgüsüde devamlıq eniqlaydıqanlıqını bildirdi. Nuzgum Kültür ve Aile Cemiyeti'den uxturuş. İstanbul'da faaliyet edip berivatqan Nuzgum Kültür ve Aile Cemiyeti Kur'an-ı Kerim tercümesini okuş faaliyeti uyuşturganlıqını elan kıldı. Cemiyet bu faaliyetin tefsilatını tövendikçe elan kıldı. Birinci tefsir kitaplarının paydalansı buludu. İkinci her kaysi rayonlarda kitap okuş grupisi oranlaştırıp birbirinler bilen münazır kılıç tavsiye kılındı. Üçüncü Ramazan'ın ahirki külleri yazma şekilde imtihan elinip derece boyunca mükafat berildi. Barlı qeyrindaşlarımızdan faaliyetki aktif maslış berişini ümit kılımız. Birinci derecelik mükafatkı erişkeller bir bütün altın bilen, ikinci derecelik mükafatkı erişkeller yarım altın bilen, üçüncü derecelik mükafatkı erişkeller çarek altın bilen mükafatlandı. Mükafatkı erişelmegen bırak erişken numarı mükafat derecesine yakınlaşkan qeyrindaşlarımızga muvafık derecede hediye, imtihanga katnaşkan barlı qeyrindaşlarımızga hatır buyumu üçün levhe takdim kılındı. Barlı qeyrindaşlarımızdan yakından maslışını ümit kılımız. Hürmet bilen Şarkı Türkistan Nuzgum Kültür ve Aile Cemiyeti. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kalıp bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. Etki haberimizi görüşürüz, sizlerine Cenab-ı Allah tapşırmız. Şuna kalıp programı ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet etmen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.